14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen büyük seçim dünyanın gözünü Türkiye'ye çevirdi. Birçok ülke seçimin kazananı belli derken Cumhuriyet Halk Partisi liderinin saatlerce kaybolduğu ve hamburger yediği ülkelerin tavrı ise yine aynı. İşte dünya basınında 14 Mayıs ve ikinci tur. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri basın organlarına baktığımızda manşetler ikinci tur üzerine. Bu süreç dünyanın kabul ettiği isim Erdoğan ve rakibi olarak yazıldı. Yine Amerika menşeili bir yayın organının başlığı ise şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı ancak galibiyet için gereken oyların gerisinde kalındı. Resmi rakamı getirdiler bana. Resmi rakam 1.700.000. ABD merkezli Associated Press seçime yönelik provokasyonunu sürdürdü. İkinci turda sıkı denetim mi, demokratik yol mu ifadelerine yer verdi. Reuters'a sonuçların derin kutuplaşmayı yansıttığını ileri sürdü. Erdoğan karşıtı onlarca paylaşım yapan İngiltere'de Economist dergisi resmi hesabındaki Erdoğan gitmeli yazılı kapak fotoğrafını hemen kaldırdı. Alman basını Der Spiegel ise Başkan Erdoğan'ın beklendiğinden daha çok oy aldığını yazdı. France 24 ise Başkan Erdoğan'ın ikinci turda kazanacağını söyledi. AK Parti'nin mecliste üstünlük sağladığını ifade etti. Bütün dünya önümüze serilse... Die Welt ise Erdoğan ikinci tura favori olarak giriyor manşetini kullandı. İsviçre medyası deprem bölgelerinden Cumhur İttifakı'na gelen oyları öne çıkardı. NZZ gazetesi anket şirketlerinin sınıfta kaldığını yazdı. Erdoğan birçok ankette gösterildiğinden daha fazla oy aldığı değerlendirmesinde bulundu. En ilginç ve dikkat çeken manşetler ise Rus basınında göze çarptı. Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin Rusya için neden gerekli olduğuna ve Batı'nın bu zaferi engellemek için neler yapabileceğine ilişkin analiz yaptı. Rusya'nın bu seçimleri çok yakın takip ettiğine dikkat çekilen haberde Ukrayna'daki savaş etrafındaki güç dengesinin bu seçimlerin sonucuna bağlı olduğu belirtildi. Ve komşu Yunanistan, pazar günü sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan kendi seçimini unutmuş durumda. Hem basın hem de ülke liderlerinin tek konusu Türkiye seçimleri. Dışişleri Bakanı Erdoğan'ın gücünü gördüklerini ve Türk halkının seçeceği Cumhurbaşkanı ile işbirliği yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Seçim ülkenin iki büyük gazetesinin manşetlerine de taşındı. Erdoğan'ın içeriden ve dışarıdan gelen baskılara dayanıklı olduğunu ve ikinci turun galibi olduğu ifade edildi. İngiliz gazetesi Financial Times ikinci turun favorisinin Erdoğan olduğunu yazdı. Türk lider ikinci turun favorisi diyen gazete, Batılı ülkeler kendilerini 5 yıl daha Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıyorlar ifadesini kullandı. Kardeşlerim, biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz.